için katliamdan ve tecritten başka bir anlama gelmeyen yasa toplum olarak gündemimize girdiğinden beri her gün ama her gün hayvanlara yönelik şiddet, istismar ve katliam haberleri alıyoruz. Hayvanlara yönelik bu şiddet vakalarının çekil, istisnai vakalar olmadığını biliyoruz. Tıpkı kadın cinayetleri gibi, trans cinayetleri gibi, çocuk istismarı gibi hayvana yönelik şiddet de sistematik bir sorundur. Hayvan nefreti de, hayvan cinayetleri de politiktir. Şüphesiz hayvanların yaşam hakkına yönelik bu saldırılar yeni değil. Gerek AKP, gerekse AKP öncesindeki iktidarlar sokakta yaşayan hayvanların temel hakkı olan yaşam hakkını yok saydı, küçümsedi, değersizleştirdi. AKP'nin 23 yıllık iktidarı boyunca hayvana yönelik şiddet herhangi bir yasada suç olarak düzenlenmedi. Sadece idari yaptırımı olan bir kabahat olarak sayıldı. Hak savunucularının suç olarak tanımlanması için mücadele ettiği fiiller hayvanlara yönelik şiddet, cinayet, işkence ve tecavüz cezasız kaldı. AKP'nin genel cezasızlık politikasının bir görünümü olan bu anlayış, yapılan son değişikliklerle bir katliam yasası haline gelmiş, sözde hayvanları koruma kanunuyla en vahşi haline büründü. Bu yasa değişikliklerinin hayvana şiddeti, nefreti, istismarı meşrulaştırdığını, hatta ve hatta teşvik ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Tek bir dostumuzun dahi zarar görmesine tahammülümüz yok. Yasayı istemeyen %85'iz biz. Halkın ta kendisiyiz. Elit saraylardan gelen talimatlarla, gece yarıları yapılan apar topar ahlaksız ve pişkin oylamalarla yasa yapılamaz. Çünkü yasal olan her şey meşru değildir. Dediğimiz gibi yasal olan her şey meşru değildir. Tıpkı çocukları, göçmenleri, kadınları, LGBT'yi artıları, engellileri, yaşlıları, Kürtleri, Alevileri öldürelim mi diye oylama yapamayacağınız gibi hayvanların yaşamını veya özgürlüğünü de oylama konusu yapamazsınız. Yapamazsınız! 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 Tekrar söylüyoruz. İktidar katliam yasasıyla kan kokan geçmişine bir yenisini daha eklemek istiyor. Hatırlayalım. Roboski'de bir gece yarısı köylülerin ve hayvanların nasıl savaş uçakları tarafından bombalandığını. Hatırlayalım. Gezi'de faşist güruh tarafından sokak ortasında sopalarla linç edilen Ali İsmail Korkmaz'ı. Ekmek almak için giderken katledilen Berkin Elvan'ı. Arkadaşlar, yandaş sermaye ihya edilecek diye evlerine ekmek götürebilmek için yerin yüzlerce metre altında kömür ararken Soma'da toprağa diri diri gömülen 301 madenciyi hatırlayalım. AKP'nin öfkeli çocuklar diye sahiplendiği eli kanlı cihatçıların Reyhanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da patlattığı, bombalarla öldürdüğü yüzlerce insanı hatırlayalım. Halkın çaresizliğinden faydalanarak oy almak için çıkardığı imar aflarıyla 6 Şubat depremlerinde günlerce göçük altında bıraktığı, sonra soğuktan donarak öldürdüğü insanları ve hayvanları hatırlayalım. İktidar gerçekten çocukların yaşamına değer veriyorsa eğer cevap versin. Önlenebilir hastalıklardan yılda 10 bin çocuğun ölmesi tesadüf mü? Bu iktidarın eseri mi? Yine hep beraber soruyoruz. Okulda olması gereken 671 çocuğun son 11 yılda iş cinayetlerine kurban gitmesi tesadüf eseri mi? Bu iktidarın eseri mi? ...2017 yılından bu yana neden 132 çocuk
mayın patlamalarıyla hunharca sürülen panzerler altında katledildi ama bir kişi bile ceza almadı. 6 yaşındaki çocuklar için rızası vardı diyerek istismarı aklayan, normalleştiren kim? Yanıtlar açık arkadaşlar. Biz biliyoruz bu yanıtları. Dertleri ne hayvan, ne çocuk, ne kadın. Onların gözünde yaşamın hiçbir değeri yok. Hayvanları da, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz. Hayvanları da, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz. Bugün bir kez daha sokaklardayız. Öldürmek isteyenlere inat, sosyal medya trollerine inat, iktidar medyasına inat, muhalefet edermiş gibi görünen ama hayvanların yaşam hakkını savunmaya gelince ortalıktan kaybolan muhalefete inat da buradayız. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. İktidar hayvanların yaşamını korumak isteyenleri de elitist diye yaftaladı. Bizler elitmişiz. Utanmadan saraylarından, lüks sitelerdeki villalarından bizlere elitist dediler. Bizler kirasını ödeyemeyenler, geçinemeyenler, barınamayanlar, emekli maaşını yettiremeyenler, yol parasını bile hesap ederek yaşamak zorunda bırakılanlarız. Bu toplumun büyük çoğunluğu milyonlarız, milyonlarız, milyonlarız. Oğullar bir avuç, biz milyonlarız. Oğullar bir avuç, biz milyonlarız. Oğullar bir avuç, biz milyonlarız. Unutmayalım, sadece bu alanlarda değiliz. Mahallelerde, meydanlarda, sokaklardayız. Katliam yasası iptal edilene kadar hayvan dostlarımız için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz uzun da olsa, acı da olsa, zor da olsa bu bir avuç azınlığa hayvanları teslim etmeyeceğiz. Teslim etmeyeceğiz. Teslim etmeyeceğiz.